Din görevlileri yüzünden bitmiyor. İşte onlar böyle ders çalışmak istiyor falan. Bugün düşünsenize bu güzel havada biz evdeyiz. Çok ilginç değil mi? Yani eğer şey olsaydı, belki de hastalık olmasaydı, Allah kurtulduğumuz günleri göstersin bize. Ben sadece esprisini diyorum. Bugün belki evde kalmayacak, dışarıda olacaktık. Tabii o da lazım çünkü kafamızı dinlendirmemiz lazım. Hocalarım lütfen başı ağrıyan hocalarımız varsa artık yeter çalıştım diyorsa çalışmasın bu saatten sonra. Yani kafamızı böyle oynatmaya da gerek yok. Olacaksa olacak yani Allah'a tevekkül edeceğiz biz. Yani bunu da ayrıca söylemiş olayım. Bir anda böyle şey yapmayalım yani sıkıntılı bir şeye de karşılaşmayalım. Hocam vicdan bırakmıyor da hocam şöyle bazen şeytan sağdan gelir Ömer hocam. Şeytanı sağdan getirttirmeyelim tamam mı? Yok çalışma sıfır alacak. Bugün kaç aldınız hocam? Bugün Allah'ın izniyle. Yani bugün öyle bakın hocam. Tamam. Contayı sıyırmayalım doğru. Evet şimdi devam ediyorum. Yani başlıyorum. Nakıs fiilden. Bir dakika. Evet. Şimdi nakıs fiilden başlayalım. Ne diyoruz nakıs fiille alakalı? Gelelim nakıs fiile. Evet, nakıs fiil ne demiştik? Lağım fiili illetli olan kelimelerdir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Yani 1234. Bizim şifrelerimiz var ya şifre. Kapılara genelde biz ne şifre koyarız? 1, 2, 3, 4 değil mi? Demek ki nakıs fiilimiz böyleymiş yani. İlk dört baptan geliyormuş bu şekilde. Hap bilgileri hatırlamışsınızdır. Şimdi ne demiştik? İllet harfinden önce üstün olursa bunlar çekimlerde gazevne işte rameyne şeklinde gider. Yani fetalı devam eder. Eğer illet harfinden önce esre varsa çekerli devam eder. Haşu, haşiyet, haşiyete, haşine. Bakın estağfurullah kusura bakmayın. Haşine şeklinde devam eder. Haşiye, haşine. Bakın gördüğünüz gibi. Yani çekerli devam ettirdik. Aynısı diğerlerinde de bakın meçhullerde de aynı. Aynı bilgi her yere uygulayacağız. Burada da illet harfinden önce esre var. O yüzden nasıl devam ediyor? Guziye guzu bakın guzu. Çekerli devam ediyor. Guzev değil, guzev değil. İllet harfinden öncekine bakacağız her zaman. Sonra muzaride de aynısını yapıyoruz. Bakın. Evet bu sınavdan daha yüksek alırsınız hocalarım ama şu anda sınavdan ziyade bana şu ders yani nakısa bence biraz daha kafa verelim. Tamam mı? Şimdi yazu yazu illet harfinden önce ötre. O zaman nasıl devam edecek? Burada da ötreli devam edecek. Bakın yazu ne? Tazu, tazu, tazuvani, yazu ne diye devam edecek. Şimdi sadece burada iki tane şeyi daha söyleyeceğim. Şöyle. Neyi söyleyeceğim? Cemim müfret müennes muhatabayı söyleyeceğim. Nasıl gelir o? Tahzine gelir. Tamam mı? Tahzine gelir. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de cemi müennesi söyleyeceğim. O nasıl gelir? O da tahzune gelir. Tahzune. Yani birinci baptan gelenlerde cemi müennesle cemi müzekker gaib sigalarda aynı. Muhatap sigalarda da şöyle yapsam daha iyi olacak şuraya da. Tağzune, tağzune ve tağzune yani cemi müzekker ve cemi müennes sigalarda da aynı şekilde gelecek bakın. Tağzune, tağzune arada müfret müennes muhatabada da tağzine gelecek. Tamam mı? Bu birinci bapta böyle illet harfinden önce ötre olduğu için böyle. Şimdi gelelim İkinci baba yer mi bakın yer mi yer mi yani yer mi yani ne demiştik hatırlarsanız yeğli şekilde çıkacaktır bu. Sonra yer mu ne? Niye yer mu ne? Çünkü illet harfinin önce esre olduğu için çekerli devam edecek bu. Yer mu ne? Evet sonra ne diyeceğiz? Ter mi diyeceğiz? Evet ter mi? Ter mi? Bir dakika. Evet. Termi yani. Termi yani.
Evet, bu ne geldik? Evet, ne geldik hocalarım? Niye aşağı geldi bilmiyorum ama. Yer mine bakın. Yer mine. Bura bazen karışıyor işte. Yer mine. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye burada Yahzune ve Yahzune geldi de. Yani Yahzune ve Yahzune geldi de. Niye burada Yermune ve Yermune gelmedi derseniz benim cevabım ne olur? Bu yai olur. Yai olduğu için bu vaviydi. O yüzden öyle oldu. Bu yai olduğu için yermine gelir. Demek ki yai olanlar da hep böyle yağlı gelecek, tamam mı? Öyle kodlayacağız buna. Yai mi, vavi mi? Ona göre kodlayacağız. Evet, şimdi yermine sonra nasıl devam edecek? Nokta koyalım. Buraya çok girmeye gerek yok. Termune gelecek şeyi. Muat cemi müzekkeri termune gelecek. Termune. Sonra termine gelecek değil mi? Termine gelecek hemen peşine. Termine. Bir dakika. Termine. Bakın. Bu da nedir? Muhataba sigası. Termine muhataba sigası. Demek ki aynı kalıpta geliyor. Bakın. Tahzine geliyor. Bu da termine geliyor. Kalıbı değişmiyor yani. Kalıp aynı. Peki şeyi nasıl gelecek bunun? Cemisi nasıl gelecek? O da termine gelecek. O da termine gelecek. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunu? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Siyak sibaktan. Bakın ikisi de termine geldi. Demek ki biz ikinci baptan çektiğimizde ya da sadece ikinci bab olarak düşünmeyin hocalarım bunu. Yani mesela yürmi ifal babından da çeksek. Yürmi'yi çektim. Erma yürmi'yi düşünün. Yürmi yani yürmine gelecek. Yani sonu yai olanlar hep bu şekilde gelecek. Bakın bir tane yermune var. Bir tane termune var müzekker sigaları. Onun dışındakiler yai. Üç tane de yai var. Yermine, termine, termine. Tamam mı? Ama birinci bapta nasıldı? Tam dört tanesi vavlu geliyordu. Sadece cemi müennes muhatabası, müfret müennes muhatabası yai geliyordu. Tahzine gibi. Tamam mı? Demek ki bunda zaten istisnası yok. Şimdi gelelim üçüncü baptan bir kelimeyi. Yes a. Şimdi burada işler değişecek. Bakın. Yes a'da niye işler değişecek? Kim yazacak şimdi? Bana kim cevap verecek mesaj olarak? Evet. Yes a'da niye değişiyor işler? Meçhullerini de yazarım hocam. Meçhullerini de yazacağım. Heh. Burada niye değişiyor? Çünkü illet harfinden önce üstün var. Üstün, fete var. Ya ile girmeyin hocam. Fete var. Bakın. İllet harfinden önce ötre olduğu için hep çekerli devam etti bu sigalar. Hangi sigalar? Bir. Bakın. Yahzune bir. İki. Bu yahzune. Sonra bu tahzune. Üç. Sonra tahzine. Dört. Sonra tahzune beş. Şu beş sigadan bahsediyorum, tamam mı? Sadece ilk dört bapta değil, hangi bap olursa olsun hocalarım, ister mezit baplar olsun, ister mücerret baplar. Kaidemiz aynı. İllet harfinden önce ötre varsa şu beş kalıp hep böyle çekerli devam eder. Ötre veya esreli çekerli devam eder. Bakın burada da illet harfinden önce esre varsa yine aynı. Burada da bakın yermune çekerli, sonra yermine çekerli görüyorsunuz. Sonra termüne yine çekiyoruz burada. Yani met yapıyoruz. Hepsi metli devam eder. Termine bakın yine metli devam ediyor. Yine termine bakın 5 kalıpta metli geldi. Ama illet harfinin önce feta varsa burada işler değişiyor. Bakın yes a yes a yani. Yani vavi yai olması şimdilik önemli değil. Onu zaten anladık. Yai olursa ortaya çıkacak. Yani o ortaya çıkacak zaten. Yes a yani. Heh, şimdi gelelim buraya. Burada ne gelecek? Yes. A. Evet. Ne geliyor hocalarım? Yes, Yes avne. Yes avne. Tamam mı? Yes avne. Bakın bunun aynısını zaten ders notu hocam paylaştım. Bakın buraya yazdım zaten. Bakın. Burada hap bilgi olarak yazdım onları. Tamam mı? Hap bilgi olarak yazdım. Hocam bakın burada da aynı. İllet harfinden önce fet olduğu için gazev dedim bakın buraya. Gazev, gazet, gazev dedim. Gazev ne dedim? Tamam mı? Ramev, rameyne dedim.
Se'av, se'ayne dedim. Tamam mı? Yani illet harfinden önce fete olduğu için burada da. E burada niye mesela haşev demedim? İllet harfinden önce esre olduğu için. Artık bu kural Allah'ın izniyle anlaşılmıştır. Hocam bazen radu geliyor. Hocam bu Radu. yes avne, tamam, yes avne gelir. Yes avne gelir hocam. Biz de öyle dedik. Yes une gelmez. Yes une gelemez. Mümkün değil. Yes une olmaz çünkü illet harfinden önce fete var. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. Tes a bakın. Haşiye hocam bakın. Haşiye illet harfinden önce esre olduğu için haşev gelmez. Haşu gelir. Niye bunlar sea formatında geldi, bu haşu geldi? Tamamen mantık illet harfinden önce esre olduğu için. Bakın radiye radu, haşiye haşu, bakiye baku. Bakın örnekleri artırabilirsiniz. Tes'a devam ediyorum. Tes'ayani, tes'ayani. Tamam mı? Şimdi ne gelecek? Şimdi ne gelecek? Yes'ayne. Bakın yes'ayne. Gördünüz mü? Yine fethalı. Niye çekmiyorum yani? Yes'ayne niye demedim? Yani bakın burada ne demiştim? Yermine demiştim. Burada yermine diyorum da niye burada yes'ayne diyorum? İşte o feta mantığı, tamam mı? Feta. Sonra şeyi koyalım. Cem-i müzekkere gidiyorum. Tes avne. Bir dakika. Tes avne bakın. Tes avne. Tamam mı? Sonra tes ayne gelir müennesi. Tes ayne. Tes ayne. Evet, müennesi tes ayne gelir. Bakın. Tes ayne. Kaldı bir tek şey. Ne onun adı? Tes, o da yine tes ayne gelir. Bakın burada da iki tane ayne oldu. Tes ayne. Burada da iki tane aynı şeyi görmüş olduk. Hocalarım bakın. Yes a illet harfinden önce ayin olduğu için bir. Yes avne. Bakın bu kalıplar ne oldu? Burada çekerliyken burada çekmedi. A'nın fetasını gördük. Yes ayne. Sükunu koyayım. Yes ayne. Cemi müennes. Bakın yine. Tes avne. Cemi müzekker. Bunu da koyduk. Sonra tes ayne. Müfret müennes. Muhataba. Ayne. Yine tes aynı, cemi müennes muhataba aynı kalıp. İkisi de aynı kalıpta gelir. Tesni müfret müennes. Nasıl hocam? Tesniye müfret müennes diye bir şey olmaz ki. Ha. Tes aynı. Ha. Tes aynı hocam. Tes aynı. Evet, burası tes aynı. Şimdi gelelim radiye yerda. Bakın. Haşiye yahşa. Estağfurullah. Onu da çekelim. Şimdi daha iyi anlayacağız. Yahşa. Aynı hocam. Aynı bakın. Aynı bunun gibi. Yes a gibi. Yahşa yes a. Aynı. Tabii onlar es a nes a hocam. Onlara girmiyorum. Onlar zaten bakın. Aynı. Tes a yes a. Bunlar da aynı söylediğimizi. Onlarda da söylüyoruz. Onlarda zaten problem olmaz. Problem şunlarda olur. Yani şuraları iyi anlamak lazım. Bakın yahşa. Yahşa yani. Yahşe yani. Yahşe yani. Evet. Yahşeyne. Öyle mi? Yahşeyne mi gelir burası şimdi? Yahşevne gelir. Yahşeyne gelir mi? Vavla gelir bakın. Şuradaki vav faildir. Hasve gitmez. Bu vav sadece nerede hasve gidiyordu hatırlarsanız. Nerede? Nefs şeyden. Tekit nununda hasve gidiyordu. Onun dışında hasve gitmez. Sonra tahşa tabi buraların çekimlerinde şöyle durumlar var. Bizim Bayram hocamız burada mı bilmiyorum. Yahşa, yahşayan, yahşevne tahşet diyorlar bazıları. Vahşet şeklinde çekimde olabiliyor bazen. Yani müennesle mazi ile muzariyi karışabiliyor bazen buraya. Dikkat etmek lazım. Evet. Tahşa, yani ne gelecek? Tahşeyne. Evet, tahşeyne. Bakın. Burada ya'i gelecek. Tahşeyne. Tahşeyne. Sonra hemen şeye gidelim. Cem-i müzekkere gidelim. Ne gelecek? Tahşevne gelecek. Tahşevne.
Hocalarım mesela ben bunu tamamen kural gereği yapıyorum. Şu anda şunu düşünmeyin mesela. Ya hoca ezberlemiş zaten değil. Ben kendi söylediğim kuralı işletiyorum buraya. Neresi yak şeyine? Ha şurası yak şeyine. Tamam. Şura yak şeyine olacak tabii. Yeğli ya bu. Mühendis. Tamam. Yak şeyine. Yak şeyine. Doğru. Sonra takşev ne? Sonra ne geliyor? Evet, sonra ya, yine takşeyne geliyor bu sefer. Tamam mı? Takşeyne. Müfret müennes muhatabası. Takşeyne. Bunda zaten istisnasız hep böyle geldi değil mi? Bakın takzine, termine, tes aynı takşeyne. Yani hep yağlı geldi. Onu demek istiyorum. Sonra yine aynısını söylüyoruz. Takşeyne. Böylelikle ilk dört babın bakın muzarilerini çekmiş olduk. Tamam mı? İlk dört babın muzarilerinde dikkat edeceğiz. Bakın burada da kırmızıya alayım şunları daha iyi anlaşılsın diye. Yani şu illet harfinden önce feta varsa feta devam eder. Esre ve ötre varsa çekerli devam eder. Kuralını aklımızda tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle bu konuyla alakalı problemimiz olmaz. Hocam tamam. Hocam ben de anlamıyordum bu konuyu. Allah razı olsun bir hocamız nasıl derler bana bu bilgiyi anlatmıştı. Şu hap bilgi benim hayatımı kurtarmıştı çoğu yerde yani. Estağfurullah Şin hocam biz de teşekkür ederiz. Şimdi hocalarım bakın hepsi böyle olur. Her zaman böyle olur. Her zaman istisnası yok. Bunu if'ale götürün, bunu tef'ile götürün, bunu müfaaleye götürün, tamam mı? İnfiale götürün, iftiale götürün. Her yerde bu kuralı bu şekilde işletirsiniz. Tamam mı? Her yerde. Her yerde. Az sonra zaten birkaç tane kelime söyleyeceğim diğer bablardan. Murat hocam, lefifte de aynıdır. Lefifte de aynı böyledir. Tamam mı? Yani hiçbir problem yoktur. Aynı mesela vaka yakî. Hocam bak yakî hemen sana söyleyeyim. Bak lefif dedin bana. Vaka. Hocam veliye Vaka hocam. İllet harfinden sonra bak ne? İllet harfinden önce fete var. Hocam kuralı işlet hemen. Vaka. Hemen cemiye geçiyorum. Vakav bakın. Vakav gördünüz mü? Vakav. İllet harfinden önce fete olduğu için vakav. Şimdi bunun muzarisine geçelim. Yakıyı. Bak hocam. Yakıyı. Geldim. İllet harfinden önce esri olduğu için ne diyeceğim ben? Şekerli devam eder. Yakune. 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 Yani aynısı. Aynısı. Hocam ben duyamıyorum şu anda. Ben mikrofondan konuşuyorum ama önemli bir şey varsa mikrofonu çıkartayım sizi duyayım. Hocam yes a müfret yok. Yes a yine müfret müennes muhatabı olur. Yes a müfret müennes gayiptir. Estağfurullah Harun hocam. Allah bize hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah. Gerisi hepsi olur zaten. Mesela veliye neye gidiniz hocam? Veliye yevli mi bu? Neyi bu? Evla yuli mi? Mesela bakın ifalden bir tane çekeyim. Bakın evla yuli mesela. Evla tamam mı? Evla kelimesi. Bakın evla çekelim ne gelir? Fete olduğu için evlev gelir. Evlev. Evlev. Bakın evlev. Gördünüz mü? Sonra yuli. Yuli. Aynı kural. Yuli. Esri olduğu için yulune. 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 Tamam mı? Yulune şeklinde gelir. Başka kelime. Mesela tevellev değil mi? Sıkıntı ne hocam? Ye ovlev mi? Yevellev. Yevellev. Yevellev niye sıkıntı hocam? Vella nasıl yevella? Yani nereden getireceğiz onu? Vella yuvelli'den mi? Yevellev nereden geliyor? Tevellev. Mesela tevellaya bakalım. Yani bakın. Hocam kural aynı. Yani hepsinde aynısını yapacaksınız. Tevella ne gelir bakın? Tevellev gelir. Tevellev. Neden? İllet harfinden önce fete var. Tevellev.
Peki tevella ye tevella ne gelir? Yetevella. Ne gelecek bu da yine yetevellevne. Bakın. Yetevellevne. Yetevellevne. Gördünüz mü? Yine feta. Neden? Çünkü feta devam ediyor. İllet harfinden önce feta olur zaten. Tevellev, yetevellevne. Aynı kural. Aynı kuralı görmüş olacağız. Evet, bunların meçhulleri hocalarım aynı gelir. Ne demek aynı gelir? Hemen şöyle söyleyeyim. Yes'avne, evet yes'avne gelir hocam. Zaten yes'avne gelir örneğini yazmışsınız. Bakın yes'avne şu yes'avnedir işte. Yes'avne fil ardı fesade. Evet yes'avne fil ardı fesade aynen. Yes'avne gördünüz mü? Müzekker yani. Cem'i müzekker. Şimdi hocam gelelim bunların meçhulüne. Mesela yavzu ne gelir? Ne gelir? Yavzu'nun meçhulü ne gelir hocalarım? Yavzu'nun Yuhza. meçhulü. Evet. Yuhza değil mi? Yuhza. Yuhza. Şu şekilde. Sonra yermi'nin nasıl gelir? Yurma. Sonra yes'a'nın nasıl gelir? Yus'a. Yus'a. Sonra yakşa'nın da yuhşa gelir. Yuhşa. Evet, emirde de aynı kuralı işleteceğiz. Emirde de aynı kuralı işleteceğiz. Hocalarım bakın, meçhulleri bunlar. Demek ki biz meçhullerinde daha rahat davranacağız. Niye daha rahat davranacağız? Çünkü meçhuller hep illet harfinden önce nedir hocalarım? Fethalıdır. Fethalı olduğu için hep aynı devam edecek. Fark ettiyseniz mazilerin meçhulü hep illet harfinden önce esre denk geliyordu. Hepsi aynıydı. Dört bapta aynı gelirdi. O yüzden çekerli devam etmiştik. Huzu, huzine gibi çekerli devam etmiştik. Burada da illet harfinden önce hep fethadır. Bakın yuhza, yurma, yüz'a, yuhşa. O zaman bunlarda da hep fethalı devam edecek. Ben sadece o beş kalıbı yazıyorum. Gerisine gerek yok. Bakın hocalarım. Beraber de çözüyoruz. Yuhzevne. Ne kadar fazla örnek çözersek bu kalıbı olur. Yuhzevne. Gördünüz mü? Yuhzevne. A'ya da bakarız hocam. Sonra tuhzevne. Yuhzevne. Bakın. Sonra yine yuhzevne değil mi? Bir dakika. Yuh Zeyne, estağfurullah. Yuh Zeyne. Yuh Zeyne gelir. Ne onun adı? Cem-i müennes sigası. Yuh Zeyne gelir. Sonra Tuh Zevne. Tuh Zevne, tamam mı? Tuh Zevne. Diğerlerini yazmayacağım. Diğerlerini size bırakacağım. Tuh Zevne gelir. Müzekker. Sonra Tuh Zeyne gelir. Hangisi gelir? Tuh Zeyne. Hocam hemen şunu yazayım geleceğim. Tuğzeyne gelir. Tamam mı? Tuğzeyne. Yine diğeri de Tuğzeyne gelir. Sadece bakın şu sonuna şey bitişenleri yazdım. Ben tesniyeleri yazmadım. Cem'i kalıplar ve bir de müfret müennes muhataba kalıbını yazdım. Şimdi soruya gelelim. Hocam yukarıda ikisi aynı oldu anlamadım. Yahzune meçhul de farklı oldu. Bir dakika. Hocam yuhzevne gelmez. Yuhzeyne gelir. Neden? Çünkü yuhza burada ya'idir yani. Artık ya'iye dönmüştür bunun aslı. Biliyorsunuz sonda bir kelime sonda vav bu şekilde gelirse ya'ya döner. Ben öyle bir kural hatırlıyorum. Evet eğer farklı bir şey hatırlayan hocamız varsa yazabilir. Ama bunun yani meçhul sigalarda İkisi de aynı gelir. Yani yuhzevne ve yuhzeyne şeklinde gelmez. Gelir estağfurullah. Yuhzevne ve yuhzeyne şeklinde gelir. İsterseniz tekrardan ben bir bakayım meçhul çekimine bunun. Bir sıkıntı olmasın ama öyle hatırlıyorum. Yuhzeyne şeklinde geleceğini hatırlıyorum. Hemen meçhulüne bakalım. Bir dakika.
Evet. Meçhulü evet hocam. Yud'avne, yud'ayne gelir, tamam mı? Yani yuhzeyne şeklinde gelir. Şuraya bakacağız artık. Kelimeyi artık gazadan vavilikten çıkartacağız. Ya iyidir bu, tamam mı? Ya iyidir. O yüzden bunu bu şekilde düşüneceğiz. Evet, müzekkerle müennes meçhulde aynı olmayacak hocam. Evet, şın hocam bakın. Hocam diyorsunuz ki yavzune ve yavzune ikisi aynı gelmiş. İkisi aynı gelir hocam, tamam mı? İkisi aynı gelir burada. Başka yapacak bir şey yok. Yani burada yeğeli gelmez. Yani bu çünkü vavidir. Vavi olduğu için burada vav meydana çıkar. Tamam mı? Evet, soruya bakalım. Tesniyede de ya'i çıkar hocam. Yuhza, yuhze yani, tamam mı? Yuhza geldi ya. Yuhze yani diye devam eder. Yani şuraya bakarız. Şurada ya'i yazıldığı için bu ya'i devam eder. Peki burada niye ya'i devam etmiyordu? Çünkü vavla yazılıyordu. Yani müfrette neyle yazıldığına bakacağız. Yuhza, yuhze yani, yuhzevne şeklinde gelir. Yuhzeyne olur bakın burası da. Sonra tuhzevne olur cemi müzekker. Sonra diğerleri de tuhzeyne tuhzeyne şeklindedir. Meçhul de bu şekilde. Evet, ya iyi gelir. Evet, bunu nasıl devam ettireceğiz? Yurma aynı. Aynı şunun gibi hiçbir fark yok. Yurma yurmevne, yurmeyne, türmevne, türmeyne, türmeyne. Sonra yüsavne, yüsayne, tüsavne, tüsayne, tüsayne, yuhşa, yuhşevne, yuhşeyne, yuhşevne, tuhşevne, estağfurullah, tuhşeyne, sonra tuhşeyne diye devam eder. Müfret müennes şu şekilde hocam, şunlar müfret müennes işte, bakın tuhzeyne geliyor. Tuhzeyne, tamam. Müfret müennes sigası. Tuhzeyne gelir. Evet. Takşeyne onunla biri muhataba müfret değil mi? Cemi mi oldu? Hocam takşeyne birisi müfret müennes muhataba, birisi de cemi müennes muhataba. İkisi de aynı kalıpta gelir. Tamam. Bakın hocalarım şunların ikisi aynı kalıp, şurada aynı kalıp, bakın burada aynı kalıp, yer miğnelerde aynı kalıp. Yani bunlar gayet doğal. Tamam. Bir tek tahzine tahzune de aynı olmadı. Onun dışında hep aynı olur. Şimdi gelelim ismi failine. Daha dersimiz var elhamdülillah, vaktimiz var. İsmi faile gelelim. Evet, şöyle yapayım. Biraz küçülteyim şunu. Evet, ismi fail. Ne diyeceğiz ismi faille alakalı? İsmi faille alakalı. Hocam şey önemli değil, tamam mı? Yani hangi baptan gelmesi önemli değil. Aynı kalıpta çekiyoruz. Ben şimdi hepsiyle alakalı aynı örneği vereceğim. Bakın gazin, gazin, tamam mı? Sonra ramin, ramin. Sonra sa'in, sa'in. Bakın aynı. Sa'in. Sonra da haşin, haşin. Haşin evlat diyoruz ya, bakın haşin. O aynı değil tabii ki. Ben sadece kodlamak için söylüyorum bunları. Haşin. Sa'in, Ramin. Bunların hepsi ismi menkustur. Tamam mı? İsmi menkus. Yani takdiren irap alırlar. Onu da ayrıca unutmayalım. Gaziyun, Ramiyun, Sa'iyun, Haşiyun. Nasıl gelir çekimi? Gazi yani. Gazi yani. Az önce Ra'un kelimesi vardı değil mi mesela? Bu kalıptan. Gazi yani. Gazune. Bakın. Gazune. Gaziyetun, gaziyetani, gaziyatun. Onlar zaten basit. Bir de bunun şeyini getirelim. Özellikle şey kalıbını. Ne onun adı? Cemi teksir kalıbı da huzat gelir, tamam mı? Huzatun gelir. Huzat. Huzzen de gelebilir. Şu şekilde de gelebilir. Huzzen, tamam mı? Evet. Huzzen, bunu unutmayalım. Huzzen levkânû, Kur'an-ı Kerim'de var değil mi? Guzzen şeklinde de gelebilir. Guzatun guzzen. Tamam. Sonra ramin. Ramin, ramiyani. Ramiyani. Ramune. Bakın fark ettiyseniz ismi fail kalıplarından oldukça soru geliyor. O yüzden isim fail kalıplarına güzel bakmak lazım. Rumatun. Rumatun gelir. Evet. Sa'in, sa'iyani. Tabii şeyi de unutmamak lazım.
Ne onun adı? Ne diyecektim? Yani bunların mühendislerini yazmıyorum ama onlara da özellikle çekimini yapmanız lazım sizin. Zaten mühendisleri basit yani. Mühendisleri hocalarım aynı Salim Piri gibi, tamam mı? Gazin, gazi yani gazi, gazune, gaziyetun, gaziyetane, gaziyatun. Yani aynı zaten. O yüzden oraya değinmeye gerek yok. Sa'in, sa'iyani, sa'un. Bakın. Sa'un. Gördüğünüz gibi. Bu da süat gelebilir. Süatun. Çok fazla kullanmayız ama. Ama en azından bu kalıbı unutmayacağız. Ruvat kalıbı. Kudat kalıbı değil mi? Kadıl kutat diyoruz mesela. Haşin. Haşiyani. Haşiyani. Bir dakika. Evet. Haşiyani. Haşune. Haşun. Haşun. Çok değişik bir kelime değil mi? Haşun. Ne gelir buna? Huşat gelir. Huşat. Evet, sorusu olan var mı hocalarım? Hemen isim meful'e geçiyorum. Sorusu olan herhalde yok. Devam ediyoruz isim meful'den. Dakika, ne oldu? Evet, ismi meful diyoruz. İsim meful önemli. İsmi mef'ulde kaç kalıbımız var bizim? Evet, kim söyleyecek? İsmi mef'ulde yani kalıptan kastım hocam yani kaç kalıpta gelir? Vaviilik, yailiğin şeyi nedir? Etkisi nedir? Onu söylüyorum daha doğrusu. Tamam mı? Evet. İki kalıp değil mi? Mermiyün bir de mahzuvun kalıbı. Hocalarım bakın. Diyoruz ki vavi olurlarsa şöyle yazayım. Vavi olurlarsa aslında bir diyeyim şuraya. Vavi olurlarsa şöyle hemen Arapçasına geçelim. Ne gelir? Mesela mahzuvun gelir, tamam mı? Mahzuvun. Mahzuvun. Gördünüz mü? Vav şeddeyi verdik. Mahzuvun. Bu kalıpta gelir her zaman. Vavi olanlar. Mahzuvun. Yai olanlar hangi kalıpta gelir? Yai olanlar. Onlar da mermiyün kalıbında gelir. Mermiyün. Yai olanlar. Onlar da mermiyün kalıbında gelir. Evet. Miyun, mermiyun. Gördüğünüz gibi mahzuvun, mahzuvani, mahzuvune, mahzuvvetun, mahzuvvetani, mahzuvatun. Zaten geri çekimi, hocam geri çekiminde hiçbir problem olmaz. Yani geri çekiminde yani mahzuvundan itibaren çekiminde aynı salim gibidir. Sadece buraya bakmak lazım. Buna mermiyun gelir. Mes'iyyun gelir hocam burada. Mes'ayyun gelmiyor değil mi? Bildiğim kadarıyla benim. Yani mes'iyyun geliyor. Ya'i ise mes'iyyun, vavi ise mahzuvun. Evet, mahzuvun idi. Mahzuvun. Vav'ı şeddeledik. Mermiyyun yaptık. Yani iki kalıpta geliyor bildiğim kadarıyla. Başka eklemek isteyen var mı? Yani bakalım tekrardan. Ben tekrardan bir bakayım. Kur'an-ı Kerim'de böyle ilginç bir kelime var mı? Onun üzerinden de gidelim. Çünkü bazen bu isim meful kalıbı karışabiliyor. Evet. Hemen geldim. Evet. Mesela hocam vavi ya da ya da yai olanlarda, tamam mı? Mesela Kur'an-ı Kerim'de mercuven var mesela. Mercuven, tamam mı? Mahzuvun gibi. Mercuvun, tamam mı? Sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü baptan gelen nakıs fiillerde de diyor. Bakın. Ne olur? Hep mermiyun kalıbında gelir. Makdiyun, mensiyun,
Mağşiyün, merdiyün, me'tiyün. Kur'an-ı Kerim'den örnekler de vermiş. Evet, bunları bir yazayım ben olmadı. Evet, bakayım. Sohbetler kısmına. Hocam ismeful vermiş, onu kalıplar her ismeful için mi geçerli yoksa sadece? Bunlar nakıs fiil için hocam. Nakıs ve lefif için. Nakıs ve lefif. Tamam mı? Yani mermiyün hocam. Mermiyune değil de mermiyün. Mermiyün, mermiyani, mermiyune. Mermiyün değil yani. Mermiyün. Tamam mı? Kalıbımız merviyün şeklinde. Yani mercuvun, mercuvun. Kur'an-ı Kerim'e makdiyun. Şimdi yazacağım. Bakın örnekleri yazıyorum. Kur'an-ı Kerim'den örnekler yazdığımda inşallah daha da iyi anlaşılacak. Şimdi diyor ki ya Salihu kad kunte fina mercuven kable haza. Bakın mercuven hepsini yazmayayım. Mercuven kable haza. Ne oldu bakın mercuven kelimesi? Gördüğünüz gibi. Mercuven, mağzuven aynı. Bakın mağzuven birinci bab. Raca kelimesi tamam raca ve mercuven şeklinde geldi isme fulu. Mercuven tamam mı? Diğerlerine mesela örneğe bakalım. Ve kâne emran makdiyya. Bakın. Emran makdiyya. Makdiyya. Tamam mı? Gördüğünüz gibi ye'yi şeddeledik. Makdiyya'yı bulduk. Makdiyya, mermiyün gibi. Mermiyün, mermiyani, mermiyune, mermiyetün, mermiyetani, mermiyatun hocam. Tamam mı? Kâne'nin haberi olduğu için nasb. Evet, emran makdiyya. Ve kâne emran makdiyya. Mermiyün hocam bakın. Mermiyün, mermiyani, mermiyune, mermiyetün, mermiyetani, mermiyatun. Tamam. Mağzuvun, mağzuvani, mağzuvune, mağzuvetun, mağzuvetani, mağzuvatun. Yani çekimi basit zaten. Müfredini bulduktan sonra hocalarım gerisi sıkıntı değil. Yine çok ilginç bir kelime. Bakın, me'tiyya. Me'tiyya çok ilginç bir kelime gerçekten. Me'tiyya. Yani kaçmaması lazım değil mi? İnnehu kâne vâduhu me'tiyya. Me'tiyya. Me'tiyyun, mermiyyun gibi bakın aynı. Eta ye'ti ikinci bab hem mehmuzdur bu. Me'tiyyun şeklinde gelir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ne var? Matviyyun var değil mi? Matviyyetun mesela. Matviye. Hemen yazayım. Matviyyun. Yanlış hatırlamıyorsam Kur'an'da var değil mi? Matviyyun. Yani umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Matviyyun kelimesi bakın. Yani bu kelimeleri Matviyyun bi yemini. Evet. Bakın gördünüz mü hocalarım? Yani bu kelimelerin hepsi Kur'an'da olan kelimeler. Yani biz bunu unutmayacağız. Demek ki iki tane kalıbımız var bizim isim fail veya isim mef'ulle alakalı. Evet, şimdi gelelim. Evet, şarjım bitiyor. Hemen bilgisayarı şarja takıyorum. Bir dakika. Evet, kusura bakmayın. Geldim hemen. Matviyyun'u söyledik. Güzel bir kelime. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi cehd-i mutlak. Matviyyetun mu geliyor hocam? Matviyyetun mu geliyor? Tamam. Ya önemli değil. Yani o Kur'an-ı Kerim'e benzer de olabilir. Cehd-i mutlak çekimine bakalım. Hocam cehd-i mutlak ve diğer zaten şeylerin hepsini aynı düşünüyoruz. Bakın ne gelir? Yani sondaki illet tarifi neydi hatırlarsanız bu hasvul ahir ile zaten meczum olur bunlar. Hatırladınız bunu. Lem yahzu. Bakın lem yahzu. Tamam mı? Lem yahzu. Bitti. Bu kadar yani. Şu. Lem yahzu. İrabı nedir?
İllet harfinin hasfi iledir değil mi? İllet harfinin hasfi ile meczumdur. Lem yahzu. Sonra lem yermi. Lem yermi. Evet. Siz bunun evveline lam koyun, lamul emir koyun fark etmez. Hepsinde aynı olacak, tamam mı? Hepsinde aynı olacak. Bir tek emre hazırda farklı bir şey anlatacağız. Lem yes'a. Lem yes'a. Bu da lem yes'a şeklinde gelecek. Peki burada bunun çekiminde neye dikkat edeceğiz? Bunun çekiminde de nunlar düşecek. Nunlar düşecek. Nunlara dikkat edeceğiz. Mesela lem yahzu. Lem yahzu sonra. Evet. Nasıl gelecek bunun şeyi? Lem gelince niye mebni olsun hocam? Mebni olmaz hocam. Fiil-i mudariler sadece iki durumda mebni olur. Bir, cem-i müennes sigalarında. İki, nerede? Tekit nunu geldiğinde, tamam mı? Yani mebni olmaz. Lem gelince hasul ahir ile meczum olurlar. Şimdi şey tesniyeye geçiyorum ben. Tesniyede ya çıkacak zaten, onu biliyoruz. Lem yahzu, bakın. Lem yahzu çekeceğiz. Neden? Çünkü nunu düşüreceğiz sadece. Burada çekerdik. Yahzu, bakın şöyle olacak. Lem yahzu neydi bu? Yahzu neydi? Lem geldi, yahzu oldu. Yermi, yermu, tamam mı? Lem yermu. Lem yermu. Devam ettik. Lem yermi gelecek mesela bir yerde. Burada da ne gelecek? İşte burada işin zaten koptuğu yer burası. Lem yes'av, tamam mı? Lem yes'av. Evet, sakin gelecek burası. Lem yes'av, fetadan dolayı. Lem yes'av. Evet. Bu tesniye değil hocam. Ben direkt cemiye geçtim. Tesniyeyi anlatmıyorum. Tesniye basit zaten. Tesniyeyle işimiz yok şu anda. Tesniyede sıkıntımız yok. Lem yahzu, lem yahzu ve lem yahzu. Lem yermi, lem yermiye, lem yermu, lem yes'a, lem yes'aya, lem yes'av. Gerisi de aynı şuradaki mudari gibi çekeceğiz. Şu mudarilerin sadece sonundan nununu hasfedeceğiz. Tamam mı? Çok zaman kaybetmeyelim. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Gelelim emri hazırımıza. Emri hazır. Emrinde de aynı şeyi yapacağız hocam. Emrinde de aynı kuralları işleteceğiz. Bakın. Emri hazır dedik. Şimdi gelelim. Birinci baptan başlayalım. Ben şimdi birinci baptan emri hazırı nereden yapardım hocalarım? Tahzune'den değil mi? Tahzune. Oradan yapardım. Tahzune'den yapardım. Tahzu'dan yapardım. Estağfurullah. Tahzu. Muhatap sigadan yaparız her zaman. Tamam mı? İkinciye de ne diyorum? Termi diyorum. Termi. Tamam mı? Termi'den yaparım bunu da. Evet. Sonra tes'a'dan yaparım onu. Muhatap sigadan yapıyorum ya her zaman. Tes'a. Tes'a. Öbüründe tahşa'yı yazmam gerek yok. Bu fiillerin cezim halinde nun düşmüyor hocam. Nun düşmediği için mebnidir zaten. Sadece orada mebnidir. Bir de neydi? Tekit nunlarında. Bakın hocalarım. Tahzu ne yaptım? T'ye hasfettim. Emre hazır yapacağım ya. Emre hazır. Sonunda da illet harfini götürdüm. Bakın baştaki T'ye gitti. Emre hazır için muzarat harfi gider. Onu bir aldım. Tamam mı? Sonra sondaki illet harfi de gitti. Çünkü sakin olacak. Sakin olacağı için o ikisinin gitmesi lazım. Ne kaldı? Şunlar kaldı. Evveline bir hemze-i vasıl getirmem lazım. Birinci bapta hemze-i vasıl ne gelirdi? Ötreli gelirdi. Tamam mı? Ne kaldı elimde? Uğzu. Uğzu. Bu kadar. Uğzu. Uğzu. Peki şimdi bakalım. Uğzu. İllet harfi var değil mi burada? Hasve giden. Hasve giden illet harfinden öncenin harekesi ne? Ötre. O zaman bunu ötreye göre çekeceğim. Uğzu. Yazayım tesniyelerini. Uğzuvani, uğzuva. Orada geri dönecek. Uğzuva, uğzu. Bakın cemisini uğzu. Niye uğzu diye çektim ben? Çünkü illet harfinden önce ötre var. Tamam mı? Uğzuva, uğzu. Bakın. Uğzu. Tamam mı? Uğzuva bu. Bu da uğzu. Sonra devam ediyorum. Uğzi. Uğzi. Bakın.
Uzi. Bir dakika. Uzi. Neden çekerli devam ediyorum? Çünkü illet tarifinden hep şuraya bakıyorum. Ötre var. Uzi. Uzi. Uzuva. Evet, şunun aynısını alayım. Şunun aynısını alıyorum. Uzuva. Uzine. Tamam mı? Uzine burası da. Burada yine tekerli olacak. Uzine. Evet, sorusu olan var mı? Uzine. Bu da rama yer mi? Bakın, T'yi atıyorum başında. Şimdi sonunda illet harfi gidecek. Bir de T'ye gidecek. Tamam mı? T'ye gidiyor buradan. T'ye gidiyor. Emze-i vasıl ne olacak hocam? Ha, burası uzun olacak ya. Doğru. Burası uzun olur. Burayı karıştırdık. Uzun olur burası. Uzine değil. Uzune. Tamam mı? Uzun olur burası. Şimdi termi hemze-i vasılı koyduk. İrmi. İrmi. Sonra irmiya. İrmiya. Bir dakika. İrmiya. Ha, burası irmu olacak işte. İrmu. İrmu neden? Çünkü illet harfinden öncesi esre. Bakın mim esre. İrmu. Tamam mı? İrmiya irmu. Sonra irmiyi çekeceğiz burayı. İrmiyi. İrmiya yine şurası. Şimdi burada değişecek işte. Burada irmu ne gelecek? Tamam mı? Burada estağfurullah. Burası irmiğine gelecek. İrmiğine. Yağ-i olduğu için irmiğine gelecek. Burası tamamen farklı olacak. Üçüncü bapta. Yine illet harfi gider. İllet harfi gider. T'yi de götürdük. Tes'a. İs'a. Değil mi? Bakın. İs'a. Bakın burada şimdi değişti işler. İrmiğine hocam bura. İrmiğine tamam mı? İrmune değil. Çünkü bu ya-i, vavi değil. Bu uzune vavi olduğu için. Hocalarım gördünüz mü? İllet tarifinden önce ötre, illet tarifinden önce esre, çekerli devam ettik. Burada illet tarifinden önce feta. Ne oldu? İs'a, is'aya tamam mı? İs'aya ne gelecek? İs'av gelecek bakın. İs'av tamam mı? İs'av. İs'av vakfı var ya, İs'av var değil mi? İs'av. İsav'dan kodlayın bunu. İsav. Evet. İsav yani. İsav. Tamam. İsav. Evet. Sonra isay. Bakın isay diyeceğiz. Burada da isay. Bunu da şöyle kodlayabilirsiniz. Eski sobalarda annelerimiz diyor diye ya ay ne kadar isli bir ev. İsay ya burası. Bu evde ay is var falan şeklinde belki. Artık bilgiler anca böyle oturduğu için böyle şeyler anlatıyoruz. İs aya, is ayne, is ayne. Tamam mı? İs ayne. Evet, emre hazırla ilgili sorusu olan var mı hocalarım? Yani tamamen o illet harfinden önceki harf kuralını işletiyoruz. İllet harfinden önceki harfin harekesine göre biz ne yapıyoruz? Bunu işletiyoruz. Evet. İsavne ne olacak hocam? İsavne ne olacak? Şurası isayne olur. Ya iyidir bu çünkü. Tamam mı? Bakın şu sonuna bakarız diyorduk. Ya iyi olduğu için isayne gelir. Hatırlarsanız muzari çekiminde de tesayne gelmişti. Bakın tesayne. Aynı burası zaten. Zaten bu tarz hocam şu çekimi bilen insan şunu yapabilir. Mesela T'yi at, hemzeyi vasıl getir, isayneyi bul. Gördünüz mü? Yani şuraya diyorum estağfurullah. İs aynı. Buradan emre hazırı nasıl yaparım ben? Nunu at, T'yi at, hemzeyi vasılı getir, is ay. Gördünüz mü? Aynı yani. Bu da diğer anlatım şekli. Şimdi emre hazırı da bitirdik. Burada bir şey kalmadı. Bakayım Kur'an-ı Kerim'de böyle değişik kelimeler var mı? Ona bir bakayım. Sonra hızlıca diğer bablardan gelişeceğine bakacağız. Ben lefifi size anlatmayacağım. Lefifle alakalı sadece şunu diyeceğim. Lefif, bakın hocalarım, lefif faul fiili açısından misal gibi,
Tamam mı? Faal fiil açısından yani lefifi mefruka söylüyorum. Lefifi mefruk. Faal fiil açısından misal gibi, lamel fiil açısından nakıs gibi çekilir. Lefifi makrun ise tamamen nakıs gibi çekilir. Yani o yüzden bunu bildikten sonra lefifi bir daha çekmeye gerek yok. Zaten lefifi ders aralarında hep anlatmaya çalıştım ben size. Tamam mı? Sadece birkaç tane kelime söylerim ben onunla alakalı. Bakalım şöyle Kur'an-ı Kerim'de mesela bakın. Felemma eskalet de'avallâhe rabbehumâ. Sonra tüliyet ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuh. Bakın tüliyet. Nasıl bir kelime? Tüliyet. Tüliyet. Ela'dan geliyor değil mi? Meçhul bakın. Tüliye. Tüliye. Tela tüliye meçhulü. Tüliye. Tüliya tülû gelir bakın. Tülû. Tüliyet tüliyete tüline. Tülû diye Kur'an-ı Kerim'de bir kelime olabilir. Kur'an'da yok ama. Bakın müfredi gelmiş müfred mühendisi. O Murat hocam onu yazacağım ben. Yazacağım onu en sonda. Yemşi Kur'an-ı Kerim'de yine yani bu manada şöyle bakıyorum. Zor kelimeler çok da fazla yok. Ha, şu kelime var. Bir dakika. Güzel bir kelime buldum. Ma ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum mesela. İla ma enhakum. Hocalarım. Bakın ve ma başını yazmayayım. Bayağı zaman gidiyor yazarken. Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anhu. Ne diyeceğiniz burada? Enhakum nasıl bir kelime? Enha. Evet. Bunun altını çizdi mesela. Dedi ki ne kelime bu? Muzari değil mi? Nakısın muzarisi. Neha enha bakın. Neha enha. Tamam mı? Neha yenha enha. Yani o şekilde bulacağız. Neha, neha, üçüncü bab, yenha enha şeklinde gelecek. Ellezine tagav fil bilad mesela. Ellezine tagav. Çok güzel bir kelime yine. Tagav, tagav bakın. Ellezine tagav fil bilad. Ramev gibi, gazev gibi bir kelime. Baga, tagav. Bakın cemi müzekker. Bakıyorum başka bir kelime göremedim şahsen. Bakalım. Tamam, başka bir kelime göremedim burada hocalarım. Sonra diğer bablardan geldiğinde de bakın diğer bablardan geldiğinde de aynı çekimleri yapacağız. Aynı kuralı işleteceğiz. Mesela gaza ağza gelecek. Sonu enheyi söyleyeyim hocam bir dakika. Gaza ağza gelecek. Aynı çekeceğiz. Yani sondaki illet harfine göre. O yüzden size ifal tef'il mufaleyi anlatmaya gerek duymuyorum. Sonundaki illet harfine göre çekeceğimiz için basit hocam, tamam mı? Sadece burada şeyi söyleyeyim ben size. Mesela sonunda bu tarz kelimelerin sonunda biz bu işlemi yaparken harekelendirmeye biraz dikkat etmemiz lazım. Orada da sondaki hareket mesela istedâ, yestedî. Yani o i, a bunları unutmazsak bu kural gayet rahat bir şekilde uygulanır yani. Hocam enhâkum, enhâkum bakın burada muzari nefsi mütekellim sigasındadır tamam mı? Neha, yenha, enha. Enha, ben nehy ediyorum yani. Ben nehy ediyorum manasında tamam mı? Bakalım şöyle yani çok böyle zor kelime görmüyorum şahsen. Nakısla alakalı bana göre en basit çekimlerden birisi nakıstır. Çünkü sonudur hocam. Sonunda hocam enha'yı nasıl anlayacağız? Bu enhakum mazi gelemez burada. Yani ma enhakum burada ma ismi mevsuldür yani. İsmi mevsul olduğu için enha kim nehy ediyor? Sizi o nehy ediyor olacak. Sizi o nehy ediyor olacağı için bu olmaz. Lefife geliyorum hocam. Lefife geliyorum. Şöyle bakıyorum diğer baplarla alakalı. Yani
çok fazla sizi zorlayacak kelimeler şahsen göremedim. Yani mazi de olsun, muzari de olsun, nakıs fiilin tamamen şu kuralını işletirseniz bu meseleyi Allah'ın izniyle halledersiniz. Burada şimdi nakısla alakalı, mastarıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da lefifle alakalı hap bilgiyi verip dersi bitireceğim. Hocam son ders olduğu için anca bu kadar anlatabiliyorum, bildim. Zaten süremiz de daraldı. Sınavla alakalı da şeyi de yapalım. Nakıs fiilden gelen tef'il babının, tamam mı? Tef'il babının mastarında ta bulunur. Ta bulunur. Bu bilgiyi unutmayalım. Ta bulunur. Şöyle diyelim. Ne gibi? Terbiyeten gibi, tamam mı? Rabbe yurabbi terbiyeten. Rabbe, bu bilgi önemli. Yurabbi terbiyeten. Terbiyeten. Rabbe yurabbi terbiyeten. Bakın. Normalde terbiyen gelmesi lazım. Terbiyen yani. Ama sonda T gelmiş. Bu bilgiyi unutmuyoruz Allah'ın izniyle. Bakayım sorulara. Mazi olsa sonunda ille tarifi yazılırdı. İf'al babı mazi müfret ile sülasinin muzari nefsi vahde aynı gelir. Evet, aynı gelir. Ondan biz ne yapacağız? Onun nasıl derler? Onun şeyini çözeceğiz hocam. Ne derler ona ya? Siyak sibakına göre babını, yani ifal mi, sülasi mi olduğunu oradan bulacağız. Şimdi lefif ile alakalı o bilgiyi vereyim. Hocalarım, normalde yani bunların çekimlerinin hepsini yaparım ben ama süremiz kısıtlı olduğu için biraz böyle oldu. Hap bilgi diyeyim. Hap bilgi. Hocam neha yenha gelir. En yunhi gelmez, yenhu gelmez. Nuri Osman hocam, tamam. Hap bilgi diyelim şuraya. Evet, neha yenha gelir. Enha'dır yani. Enha, neha yenha enha. Şimdi ne diyoruz? Lefif fiillerin durumu dedim. Şöyle aşağı getirdim, ortaya çektim. Diyorum ki lefifi mefruk eşittir misal, tamam mı? Misal artı nakıs. Misal artı nakıs. Lefifi makrun eşittir nakıs. Neden? Neden böyle diyorum? Lefifi makruna ecvef artı nakıs diyemem. Çünkü artık ecvef de dersem çekim yapamam zaten, tamam mı? Mecbur nakıs demem lazım. Lefifi mefruk misal artı nakıs. Şimdi diyorum ki ona evveli açısından misal gibi çekilir. Yani muzari de vav hasve gider, tamam mı? Ahiri açısından ise nakıs gibi çekilir. Aynı kuralları işletiriz. Buna da ne diyoruz? Zaten direkt nakıs gibi çekilir. Tamam mı? Her türlü babda nakıs gibi çekilir. Evet hocalarım, sorunuz var mı? Yoksa bu oturumu bitirelim. Hemen, yani oturumu bitirelim derken çıkmayalım. Hemen soru çözümüyle alakalı, yani sorularla alakalı. Hocam önce mudaf mı aranır yoksa misal artı ecvef mi? Tam anlayamadım sorunuzu ama hocam. Soruyu anlayamadım hocam. Evet, dondu mu? İnternette bir sıkıntı mı var acaba? Bende de bir
şey var ama. Evet. Tamam, söz görüntüyü. Hocam mudaf mı aranır yoksa misal ecvep mi hiç onu tam anlayamadım. O sorunuzu anlayamadım Erhan hocam. Evet, onu tam anlayamadım. Şimdi bu oturumu kapatalım. Muhammed hocam burada mı? Hocam bir yayını kapatır mısın?